Hepinize merhabalar arkadaşlar. FIFA 18 demo versiyonuyla bugün tekrar karşınızdayım. Evet, şu anda başlangıç ekranındayız. Sol tarafta Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. Santrayman sağında yolculuk modu. Bunu da ayrı bir videoda oynayacağız ve FIFA 18'i satın alın. Şu anda satın almıyorum. Yeni özellikler, bu arada satın almaktan bahsetmişken sponsorum Start Oyun konsolu, biliyorsunuz. Sizler de Start Oyun güvencesiyle bu oyunu çıkış tarihinden de birkaç gün önce alma imkanına sahipsiniz. Ayrıntılar için aşağıdaki Start Oyun linklerine bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz öncelikle bir yeni özelliklere bakalım. Evet, yeni oyun mekaniği özellikleri, dünyanın oyunu, Zartsurt, yeni orta açma kontrolleri. Evet, yeni oyun mekaniği, gerçek oyuncu hareketi teknolojisi. Zaten bunlardan sizlere bahsetmiştim. Merak eden arkadaşlar o videomu izleyebilirler. X tuşuna bastım. İlerleye basıyorum tekrar ve yine aynı ekrana geleceğiz. Ve şimdi isterseniz yolculuktan ziyade özelleştir diyor. Bir dakika, bunu yeni gördüm. Tamam, temel kontrollenmiş. Santra'ya basalım. Ve klasik. Ben şimdi takım olarak Real Madrid'i seçeceğim. Bir dakika. Evet, ben Real Madrid'i seçtim. Chelsea olsun rakibinde. İç sağ. Tamam, beyaz formamızı giyelim. Cristiano Ronaldo'yu zaten görüyorsunuz. Seçe basalım. Bir ayarlara bakalım. Takım yönetimi. Kadroya hemen kısaca da olsa göz atmak istiyorum. Hızlı oyuncu değişikliği. Ama PES'ten bildiğimiz bir şey. Maç sırasında, oyun durduğunda hızlı oyuncu değişikliği hatırlatılacak. O hatırlamayı gördün de R2 düğmesine basılı tut. İstediğin hızlı oyuncu değişikliğini seç ve onaylamak için X'e bas. Tamam canım, teşekkür ederim. Şimdi şu kadroya bir göz atayım. Abi Asensio'yu alırım ben. Yani Asensio gibi bir futbolcu ve kimi kesecek bu? Bir dakika. Lan Kroos'u mu kesecek? Modric'i mi kesecek? Ya çok... Neyse. Şeyi kessin. Casemiro'yu. Tamam. Evet, Isco da var ya, inanılmaz bir kadro ve bu kadroyla benim yenilmem imkansız. Takım yönetimine geldik. Oyun ayarlarına bakalım isterseniz. Evet, devre süresi, tabii bunu yükseltme gibi şansımız yok. Çünkü oynadığımız oyun arkadaşlar deneme sürümü. Evet, yarı pro, profesyonel. Profesyonel olsun isterseniz. Stadyum Santiago Bernabeu, tabii ki evimde oynamak istiyorum. Hızlı oyuncu değişikliği açık. Geri dönüyorum ben de artık sizleri fazla sıkmadan hemen oyna tuşuna basıyorum. Evet. Oyuna giriyoruz. Yerden pas. Bildiğiniz bir şey. Bunu geçelim isterseniz. Nasıl geçelim? Şimdi Santiago Bernabeu'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım FIFA 18'i nasıl yapmışlar. Gerçekten heyecanlıyım. Evet. Gale bir bakalım grafiklere. Şu açılış seremonisini hızlı bir şekilde geçmek istemiyorum. Güzel. Sunum çok güzel. Bu oyunun zaten en güzel özelliği sunumu. Yani PES'le karşılaştırdığınız zaman özellikle işte o sunumun güzel olması ve birkaç özelliğin daha PES'ten daha iyi olması her zaman FIFA'nın PES'ten 1-2 adım daha önde olmasını sağlıyor arkadaşlar. Maalesef ben de PES'i daha çok seven bir kişi olarak bunları söylüyorum. Conte'ydi zannedersem ve Ronaldo. Şimdi şöyle bir şey biliyoruz. Ronaldo, Messi tarzı oyunculara özel hareketler bahşedilmiş bu oyunda. Bakalım onların ne kadarını yapabileceğiz. Umarım oynanabilirlikte bir değişme vardır pozitif yönde. Evet, başlıyorum ben de. Gerit Bey'im. Evet. Hadi bakalım pas açalım. Bu sahada beni kimse yenemez abi. Dünya karması da gelse. Şu anda Bernabeu'dayım ve Chelsea'ye karşı oynuyorum. Evet. Ve gol. Ve gol. İnanılmaz. Yani gördünüz, profesyonel zorluk derecesi. Kim attı bunu? Gareth Bale. Bir kalp yaptı. Harika. Kalp işaretiyle meşhur. Bir oyuncu harika. Nereye basıyorum? Aklım hep şeye gidiyor. Yok yok yok. Çık. Heh. Aklım hep FIFA'ya gidiyor. Tamam. İlk suçuna basacağız. Geçmek için. Ve Santa'dan başladı.
gelse hiç şansın yok. Bu arada yavaş yavaş da sizlere oyunla ilgili görüşlerimi bildireceğim. Biraz oynamak istiyorum. Şöyle bir 15-20 dakika geçsin. Zannedersem güzel şeyler söyleyecek gibiyim. Bir gol attığıma bakmayın. Oh güzel. Hadi Modric. Fail. Wow. Mükemmel be, 2-0. Şiir gibi oynuyorum. Sunumu görüyorsunuz arkadaşlar. Seyirciler, atmosfer. Bakın sevinme falan filan. Güzel. Bunun şeyler eklemişler gerçekten. Hani üzerine de katmışlar. Şimdi gelelim oynanabilirliğe. Sonuçta 2 gol atmışım ya. 10 dakikaya 2 gol sığdırdım. Vallahi ben şu anda çok pozitif bir şekilde şaşkınım. Gayet güzel, farklı, diğer FIFA'lardan farklı olarak oyun yavaşlamış ve acayip derecede PES'e benziyor arkadaşlar. Her zaman söyler dururum, PES'in oynanabilirliği FIFA'dan çok çok daha iyi ve gerçekten bu sefer eksik olan tarafı iyi analiz etmişler. Şu ana kadar onu söyleyeceğim, bakın. Ağır oyun, aynı PES gibi ve oynanabilirlik. Yani oyunun size verdiği çok ciddi derecede PES'e benziyor. Özellikle işte bu PES 2018'e. Süper. Evet. Artık bu kadar gol atmayalım. Güzel ya. Bakın şu olaylar çok güzel. Küçük ayrıntılar, hani janjanlı deriz ya. Ama işte çok güzel bir özellik katıyor FIFA'ya. Daha doğrusu özellikler. Hadi bakalım. Bunu cross. Evet, gerçekten yavaşlamış oyun. Gerçekten ama topa hakimsiniz arkadaşlar. Oyuncular kukla gibi değil ki FIFA'nın en büyük sorunlarından birisiydi bu. Hayır, 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 hayır. Gerrit alırsın onu, Gerrit. Ya muhteşem bir takım ya. Evet. Bu herhalde asansiyoyu yanlış yerde oynatıyor. Gerrit Bale'i kesmesi gerekiyor. Oh, 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 oh. Güzel bir şut. İşte yine o aynı muhteşem atmosfer. Bazen işin sırrı ayrıntılarda gizli arkadaşlar. Gerçekten FIFA bunun en büyük örneği. Hadi. Bakın gerçekten planlamaya, pasa dayalı hücum kombinasyonları var. Bayağı yaklaşmışlar gerçekten bu konuda ve şu anda çok pozitif bir şekilde etkilendim. Evet. Hatta oynayamıyorum bile. İki gol, erken gol gelince iki tane. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aman 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 aman. Aman aman, bana böyle değil. İlk yarıyı 3-0 bitirelim, harika. Ronaldo nerede ya? Biraz Ronaldo ile oynamak istiyorum. Bakalım nasıl özellikler katmışlar Ronaldo'ya. Dediğim gibi Ronaldo, Messi tarzı oyuncuların bütün özelliklerini FIFA 18'de görme şansına sahipsiniz. Ronaldo işte. Birazcık bakalım. Tabii evet. Fazla zorladık. Harikasın. Modric. Oh, 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 oh. Ne oldu? Yine mi offside? Çok offside'a düşmüştüm. 43 dakika. Neyse, 2-0 ilk yarı. Dediğim gibi buradan çıkış yok. Yani şu takımla başka bir takıma karşı Barnaba'ya da hiç şans tanımam arkadaşlar. Bir dakika. Ve gerçekten o Real Madrid'in maçlarını hep yakından takip ederim. O stadın havası var arkadaşlar. Ve eğer ki biraz futbol, FIFA'yı biliyorsanız Real Madrid gibi ilerleyebiliyorsunuz. O özelliği sunmuşlar. Evet, maça devam ete basıyorum. Evet, mikrofonun sesini açmışım. Aman. Bir dakika. Tamam, hata yaptım. Evet, güzel öyle. Süper pası. Hadi.
İyi vurur, iyi vurur. Ya bu nasıl bir vuruş ya? Sol ayağıyla da Gerrit olmadı. Olmadı baba. Tabii alışma devresindeyim. Ama tekrar şunu söylemek istiyorum. Kaç dakika oldu? 50. dakikanın içindeyiz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Oynanabilirlik. Sonunda olmuş yani. O kukla tarzı oyuncular gitmiş. Hatta birazdan bir şey söyleyeceğim. Sıkı durun. Şimdi değil, birazdan. Süper. Ya Ronaldo yani oraya vermedi kafası. Neyse, normal. Teste diye söylediğim bir şey. Süper. Harika. Oyun gerçekten ağır ama işte gerçek futbol arkadaşlar. Oynanabilirlik de gerçekten lafı çok kullanıyorum herhalde bugün. Büyük değişiklikler var. Allah. Oh, güzel. Kale güzel. Ne güzel hadi. Oraya değil. Toni Kroos. Ronaldo evet evet bakın. İşte Ronaldo. İşte Ronaldo. İşte Ronaldo. Of 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 güzel. Mesafe tabi uzak olduğu için gol atmamız biraz zordu ve şimdi bir korner atacağız. Korner dedim ya, korner. Benler Ronaldo'ya. Kornerlerden gol atmak zor. Ben bilmiyorum, ben yapamıyorum en azından. Genelde PES oynadığım için FIFA konusunda çok iyi değilim ama işte dediğim gibi bu takımla affetmem lazım. Oy 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 oy, muhteşem bir şut Modric ama yanlış ayağına geldi. Yemezler pres, hadi hadi. 2-0. Conte. Evet arkadaşlar, ben bu oyunu start oyundan isterim. Gerçekten güzel. Bir şey söyleyeceğimden bahsetmiştim. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Benim en azından diyorum bak. O direkten döndü. Şu ana kadar oynadığım en iyi FIFA. Dakika kaç? 71. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ve bunun tek sebebi de oynanabilirlik. Gerçekten muazzam. Hani FIFA açısından düşündüğümüz zaman, önceki FIFA'larla karşılaştırdığım zaman o kukla oyuncular bayağı bir gitmiş. Ve İnanılmaz derecede PES 2018'e benziyor. Oyun hızı olsun, oynanabilirlik olsun. Hayır. Evet, oyun fiziği gerçekten güzel. Mekaniği. Harbi başarılı bir iş çıkarmışlar. Zaten tek eksikleri buydu. Süper. Erken geldi. Kötü oynadık. Goller erken geldi tabii ki. İkinci yarıda kötü oynadık daha doğrusu. Süper. Hadi bir gol yakışır. Modric. Hadi. Ronaldo hadi. Ronaldo harika bir pas. Of 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 yok. Uzaktan dinliyorum ama. Ama Ronaldo'yu öyle abartı yapmamışlar. Şimdi aklıma PES 2015 geliyor. Ya o Ronaldo neydi ya? Her çektiği şut gol. İlginç. Tamam. Abartmadan kalitesi ölçüsünde Ronaldo'ya özellikler vermişler. Hadi. Tamam. Ama hücum varyasyonları yine çok değişken değil arkadaşlar. O da sorunlardan birisi. FIFA'na sahip oldu. Ama işte doğru adımı atmışlar FIFA 18'le beraber oyun mekaniği konusunda. Oh. İkinci direği bu. İkinci direği içerisinde. Ve maçı bitiriyoruz. Tamam. Kısa bir maç oldu. 4'er dakikadan 8 dakika.
kısa bir video olacak işte ya. Demek istediğim bu. Bakın küçük ayrıntılar, üzülen bir kaleci, teknik direktörler el sıkışıyor. Bunları da görüyoruz testte ama işte FIFA'da sanki biraz daha değişik. Bir şut bir gol atmış Toni Kroos. Diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Son olarak isterseniz birkaç cümle daha dile getireyim FIFA 18 ile ilgili olarak. Harika bir oyun yapmışlar. Sizlere bunu söyleyebilirim ve siz de işte bu oyunu satın alabilirsiniz. Gerçekten güzel ama sizlere de tavsiyem bu oyunun demosunu indirip oynamanız ki kendiniz ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize de videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. O zaman sıradaki The Journey, evet, yolculuk. FIFA 18 yolculuk moduna görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Ciao ciao.